Yardım Eski Galatasaray'dan hepinize hayırlı günler diyecektim. Abrakadabra, Berat abi de geldi. Enteresandır. Hoş geldin abi. Biraz evvel yoktu arkadaşlar. Ben tek girdim. Abi baktım yanımda Berat Erol var. Hem de kamuflaj şeyiyle gelmiş. Abi hoş geldin. Keyifliyiz. Bugün maç günü. Neler düşünüyorsun? Bugün bol bol konumuz var. Hoş bulduk. Sevgiler, saygılar. Bugün Galatasaray için çok çok önemli bir gün. Çok hareketli bir gün. Hem transfer dönemi bitti dün biliyorsunuz. Ve bugün bir şey çıkaracağız. Bilanço çıkaracağız. Tabii ki bugün Divan Kurulu toplantısı vardı. Özel bir toplantı. Özel bir yerde yapıldı. Kemerburgaz'daki yeni tesislerimizde yapıldı. O da bizim için ayrı bir heyecandı. Tabii ki Erden Timur'un, Dursun Özben açıklamaları vardı. Çok çok önemli. Onlara maç kadrosu, taktiği, yani maç günü, bugün günlerden Galatasaray kadın futbol takımı oynuyor, erkek oynuyor, basket oynuyor, hepsi oynuyor bugün. Bugün günlerden harbi Galatasaray yani. Çok güzel bir yayın hazırladık size. İnşallah da zevkli bir yayın olur arkadaşlar. Acayip güldürdü beni. Sonra yayından sonra söyleyeceğim niye güldürdüğünü ona. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Gerçekten saydıkları göstereceklerimizin bence yarısı. Onu söyleyelim. Çok bilgi var. İçerikten haberi yok ama size sayıyor. Hepinizi seviyoruz. Hoş geldiniz. We believe in you all dedik. Korkun bizden ulen diye de bugün ekledik. Alperen XX2462. Berkay nasılsın demiş. Herhalde Berkay'la tanışıyor. Süleyman katıl linkini vermiş arkadaşlar. Katıl linkinden katıl ile şu We Are The Best'i büyütün. Kocaman yapın ki çığ gibi büyüyüp o Kadıköy'e veya oradan zıplayıp Dolmabahçe'ye gidelim, bakalım neler olacak. Döngü Sakallı Selim hoş geldin. Hüseyin Kabak burada. Murat Esen kardeşim burada. Uzay burada. Yayınlar. Yes sir. DJ Ercan. Eyvallah. Uğur Sakarya kardeşim. Çok doğru söylüyorsun. Çok farklı bir kulübe sahibiz. Bugün o farklı kulüple ilgili bir tane de örnek getireceğim ben size. Bak bak bak, gıdak yumurtam sıcak. Ay ay. Volkan, Galatasaray Divan Kurulu istihdar eder. Bu sahte 5 yıldız konusunda şunu söylemek istiyorum. 2011-2012 sezonunda hem ligi kazandık hem playoff'u kazandık. Biz de 2 şampiyonluk verecek misiniz? Bu tarz şeylerde, turnuvalarda ya biraz şey kalmış, eksik bilgili kalmış. Bu tarz turnuvalarda tek kupa verilir. O yüzden öyle bir şey yok ama gündeme getirmesi güzel bir şeydi. Zamansız kalem kardeşim, hoş geldin. Emre, we are the best demiş. Filpo'dan, Bursa'dan hoş geldin. Beşiktaşlı kardeşim bizi seviyor. Yakında seni Galatasaraylı yaparız, dur ya. Beşiktaşlı okulu Galatasaray 1905. Harika. Hoş geldin. Bu akşam için başarılar dilerim demiş. Çok teşekkürler güzel kardeşim. Yarın da Trabzon'la sizin ciddi bir maçınız var. Durmuş. Hoş geldin. Kırgın değiliz. Biz seni çok seviyoruz. Ulubatlı Sunus 1905. İyi yayınlar. Tadiş meselesini unutmayalım. Unutturmayalım. Unutmuyoruz. Unutturmuyoruz. Ama etimiz budumuz bir yere kadar. Ha kocaman bir kanal olsaydık bak neler yapardık ama şimdilik tırmalıyoruz. Meraklanmayın. Keko 471 hoş geldin. Gökhan Abacı burada. Şükrü Doğan kardeşim, Kerim 1905, The Lone, Bektaş Dağıl, Ahmet Mutlu, Sila hoş geldin. Hakan Çakır, Viyana'dan selamlar, saygılar, seviliyorsunuz. Aa buradan Viyana'ya, Viyana kapılarına dokunmayın. Yaslanmayın, açılır. Ahmet Akkavuk, Mert Pir kardeşim, Jax Haas burada, Mauro Icardi hoş geldin. İsmail Karalar, Gökhan Abacı, Polat Torumtay, Raci. Arkadaşlar bugün size gerçekten çok güzel bir içerik hazırladık. Coşacaksınız. Akşama sizi bir hazırlayacağız. Yani fırına böyle kürekle kömürü atıyoruz ki fırın bir harlansın şöyle. Akşamda dolu dizgin bir maç olsun. Hadi bakalım diyelim. Selam abiler. Özledim sizleri. Saygılar. Hoş geldin. Evren Sülü burada. Emre ne güzel şşt yapmış başkanım. Benim canım demiş. Aynen öyle de. O tezahüratlara şşt yaptı ama ben yağladım bunlara. İdare edin artık. Edebul Çele Galatasaray. Ozan burada. Haldun Karakaya burada. İsmail Karalar. Mauro Emanuel Icardi. Velat abi Levent Düzemen'e de konuşun demiş. Ne yaptı gene Levent abi ya? Ya yayında bir tane Fener muhabiriyle tartıştılar. Fred transferi konusunda onu söylüyor. Evet değiniriz. Levent Tüzemen
Levent Tüzemen yayında dedi, Fred dedi 6-7 milyona verecekti takımı. Fener 15 verince Manchester United yöneticiler işte çok şaşırıp sevinerek yani bayram ettiler diye. Fenerbahçe muhabiri de gerçek değil dedi bu olay dedi. Gerçek, Orada bir gerçek, gerçek. Yani Galatasaraylı olmamıza gerek yok. Vallahi gerçek, billahi evet, gerçek. canlı yayında tartıştılar Fener muhabiriyle, onu söylüyordu Bir o. ara sıra Levent abinin o zaman bir şarja sokulması lazım demek ki. Ali Özdemir hoş geldin. Efe Kağan hoş geldin. Mauro Icardi. Evet, hayaletleri koydum oraya. Ali Eroğlu, Muhammed Boduççu, Beytullah Mercan, Hakan Çakır, Bilge Kağan, Evren Sülü'yü okudum. Yunus Bakırcı, Uğurcan Özdemir neredesin? Hoş geldin. Aslı Cimbomlu, Yersen Kirşen. Abiler nasılsınız? Bayılıyorum ya. Yersen Kirşen. Erdinç Çolak kardeşim hoş geldin. Dursun Özbek, Erdem Timur gibi yöneticilerimiz olduğu için çok şanslıyız. Arkadaşlar bakın, 52 yaşındayım. Kimseye biat etmem. Ama izin verin, yıllarca ne yönetimler gördük. Sevdiklerimiz de oldu. Bir Haldun Üstünel mesela. Veya zamanında birçok Abdurrahim Albayrak bir zamanlar. Eyvallah. Ama Alp Yalman, aman ha, onu es geçmeyelim. Arkadaş, Erdem Timur'a laf söyleyenin vallahi de billahi de karşısında dururum. Yani ben bu kadar aldanıyor olamam. Harika bir insana sahibiz. Ben de seninle hemfikirim. Ali Haydar Doğan burada, Egzanuel burada, Beytullah Mercan burada. Kara Kartal eski açıktan grubumuza gelmiş. Vay! Kartallar gelin abi, gelin, önemli değil. Hep beraber, birlik beraberlik. Türkiye birleşmeli. Türkiye düşmanlarına karşı mücadele vermeli. Birbirleriyle değil. Ama yani yanlış anlama, senin başındaki de şu karşı taraftakinin başındaki de hakikaten ilgi çekiyor. Onu da belirteyim. Ama hoş geldin. Alper Ünal burada. Cihan Akkan kardeşim. Rojhat, Zekeriya Akın. Hamza Tongel, Ahmet, Rıfat Şanlı kardeşim, Gönül Hanım. Ya boş verin, onlar hayal hayal. Onlara ne yapacağız biliyor musunuz? Kadıköy biraz rüzgarlı oluyor herhalde. Hocam yattığında götü kapat. Açıkta kalmasın. Murat Hakan, Altan burada, Havim burada. Rıfat Şanlı 10 euroluk bir süper stickerla demiş ki harikasınız. Biz de size diyoruz harikasınız. Eselel Kıvanç Çabı, eyvallah. Doğan Değirmenci, Zamansız Kalem, Aslı Cimbomlu, Ali Rıza Bimboğa, öğretmen öğretir. Öğretmenlerle ilgili de bir tane şey var, yansı var. Mustafa Yaşar, Bay Ahmet, hocam Galatasaray Koperak maçında kimler oynayacak? Dur bismillah, bugün Samsun maçı var. Onu zaten biz pazardan itibaren gani gani konuşacağız. Artı bugün size dün oynanan Bayern Münih, Bayern Leverkusen maçından bir görüntü getireceğim. Ve Velat abi ne yapacak merak ediyorum. Veya ne diyecek merak ediyorum. Gökay Yıldız, Yasin Koç, onlar da gelmişler. Havim bugün kaşınma, ne olursun, olur mu? Mert Duran burada. Gökhan Abacı burada. Adil Köksal, Alper Ünal burada. Aykut Ercivan, Erdem Timur'un nasıl bir insan olduğunu deprem zamanı gördük demiş. Bravo. Berkay Demirci, Egzaniel, Beyaz Yaka Sports. Vay, beyaz yakalı bu da herhalde. Doğru, Doğan Değirmenci. Herkes burada. Like'ları unutmuyoruz. Süper Chat, Süper Sticker desteklerimiz devam ediyor. Bu kanal büyüyor ve Kadıköy küçülüyor. Evet, diyoruz ki korkun bizden. Ulen, şşt, gürültü yapmayın. TFF, Kadıköy, Dolmabahçe. Biz geldik. Başlıyoruz. Velat abi. Evet, buyur. Bu yayınlar yüzünden hanım boşayacak bizi demiş Keko 471. Ya hanımını söyle ismini, onu da burada arada bir zikredelim, belki hoşuna gider. Ya problem yok. Benimki boşamıyor, ben rahatım. O Fener maçı izlesin orada. Aman. Ana bunu almış. Dün Fener'in bir tane şeyini gördü abi, haberini. Biz bunu mu aldık ya diyor. He dedim, aldık, gene kazığı yemişizdir diyor. Abi Erdem Timur, Dursun Özbek. Bugün Kemerburgaz'da özel bir divan toplantısı. Yani normal olağan divan toplantısı. Özel bir yerde yapmak istediler. Velat abinin bilmeden söylediği ama aslında tahmin ettiği bir haberle karşınızdayız. Katılım büyüktü. Eski başkanlar da oradaydı. Yani şöyle anlatayım. Bir divan toplantısında bu kadar eski başkanı görmek hemen hemen impossible'dır. Onu söyleyelim. Birlik beraberliği hemen hemen sağlamayı başardı Dursun Başkan ve şu adam, adamın kralı diyorum arkadaşlar.
O adamın kralı da orada bazı açıklamalar yaptı. Hepsini konuşacağız. Fitfoden abonelik bitti efendim demiş. Hemen gir, hemen gir. Bir daha abone ol. Evet abi, toplantı Kemerburgaz'daydı. Onun da bir görselini getireceğim. Ama asıl Dursun Özbek'le Erden Timur'un yani özellikle ağırlıklı olan konulara değindikleri, açıklama yaptıkları bütün konuları burada irdeleyeceğiz. Ne dersin abi? Ya ha, evet. Dur, dedi. Dur, bomba geldi. VAR hakemi Serkan Tokat. Evet, yani Hakan Ceylan ve Serdar Tokat, Serkan Tokat bizim biliyorsun geçen seneden beri kadrolumuz. Şaşırmıyoruz. Bu ne diyorlar? Yapay geri zeka devamlı bize aynı hakemleri veriyor. Bakalım hayırlısı olsun. Bu akşam göreceğiz. Filfoden'e bak. Evet abi, rengim soldu. Hediye bekliyoruz efendim demiş. Ya ne hediyesi? Sen kendin gir al. Aslında. Allah Allah. Koca Filfoden'sin. Bursa yıkılır mı? Eselal bak ne yaptı? 3 aydır üyeymiş. Yeni açıktan üyelik almış. Demiş ki Filfoden beni takip et. Herkese evet. Gider. Herkes gider. Biz kalırız. Biz Galatasaraylıyız. Abi harika bir toplantıydı. Evet. Hakikaten gerçekten mükemmel bir izlenim elde ettim. Bir izlenim de söylüyorum. Yemin ediyorum, babamın oğlu değil, bir kere görmüştüğüm yok, 52 yaşındayım, binlerce, on binlerce insanla karşılaşmış, hatta sorgu görevinde bulunmuş bir insanım, beni kandırıyor mu bilmem ama ben böyle bir adam daha görmedim arkadaşlar. Ben görmedim, evet. Çok büyük şans Velat abi. Ya bir kere benim tüyler diken diken şu ortam, yani Kemerburgaz biliyorsun bizim yeni şeyimiz olacak, yuvamız olacak. En geç yani önümüzdeki seneden itibaren idmanları Galatasaray orada yapmaya başlayacak. Florya daha değişik bir şekilde değerlendirilecek. Ya burası Kemerburgaz Metin Oktay tesisleri olacak büyük ihtimalle. Ve burada artık buradan çıkacak takım. Statla arası çok çok kısa. 7-8 dakika biliyorsun. Buradan çıkıp stada maçlara hep oradan gidecek. Ve ben yani bir botanik bahçesi gibi gerçekten her tarafı ağaçlık. Galatasaray orada ağaçlara çok az zarar verdiğini ben inşaat sırasında duydum. Çok mükemmel bir yer olacak ve divan toplantısında burada olması tabii ki ayrı bir güzellik. Ama şunu da söyleyeyim, biliyorsun Eylül-Ekim ayında burada idman yapılacaktı. Yönetim her zaman övüyoruz. Şeylerinin vaatlerini hemen yerine getiriyorlar zamandan önce diye. Ama burada ben gördüğüm kadarıyla yani 4-5 ay daha kesinlikle idman yapılamaz. O yüzden de biraz geç kalmışlar, ağırdan almışlar. Onun da tabii ki sebepleri vardır. Ama dediğim gibi Eylül-Ekim'de burada idman yapılamaz. Onu da ben söyleyeyim. Direkt sebebini söyleyeyim. Öğrendim onu. İnşaat için bir şey diyemem ama arazi ve saha için şunu diyebilirim. Altyapı sorunuyla karşılaşmışlar. Bazı alttan geçen boru ve tesisatların ayarlanması için prosedürler gerekiyormuş. Bu devletle tabii ki. Bunların hepsinin ayarlanması vesairesi, dediğin gibi abi, tahminim benim de Ocak ayında Florya'dan oraya geçecekler. Florya artık şeye geçecek, faaliyete geçecek. Yani proje için faaliyete geçecek. Tahminim o, inşaat için bir şey diyemem. Belki ondan dolayı birazcık böyle onu da ağırdan götürmüşlerdir. Ama güzel bir tesisin geldiği aşikar Velat abi. Yani bugün gerçekten dünyanın sayılı bir tesisi haline geliyor. Öyle Samandır'daki gibi tek katlı böyle değişik böyle derme çarpma değil. Gerçekten muhteşem bir kompleks yapılıyor. Bu proje Burak Elmas döneminin çok daha farklı bir projesi. Onun da bilgisini verelim ama gelelim istersen şöyle güzel güzel açıklamaları birer birer konuşmaya. Bu arada sorularınız varsa da yarısını GESİAT'a gitledi başkan. Yok, yarısını değil de şöyle yaptı Havin. Orada biraz daha arazi var. Oranın alımını GESİAT'a kitledi. Yok Ali Rıza'cığım, gördüm de Bengüsü'ye baktım. Henüz bizde bir kanal yok. Bizim Telegram'da kanalımız var. WhatsApp kanalımız zaten, arkadaşlardan WhatsApp'ta olan varsa linkini paylaşabilir. Ondan bir şey demedim. Evet abi.
Dursun Başkan. Bu arada bu konuya girmeden şimdi Volkan bahsettiği için söyleyeyim. Ziraat Bankası'ndaki borcun, kredinin tamamen kapatılması için bir öneride bulunmuş alınan kredinin. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bu Florya ile ilgili hiçbir borcun kalmayacağının müjdesini de vermiş. Ama ben kısaca mı okuyayım, sen tek tek bakarak mı yorum yaparsın? Yok, kısaca oku. Genel olarak kısa bir yorum yaparız. Anladım. O zaman hızlıca geçiyorum. Sen detaylandır. Projeler hızlı devam ediyor. Yakında Kemerburgaz hazır hale gelecek. Florya'mıza da veda edeceğiz. Florya projesi de derhal devreye girecek. Sponsorluk gelirlerimiz mükemmele yakın. Tarihi rekor kırdık. Sosyal yardım projelerimiz artarak devam edecek. Spor okullarımız aktif bir şekilde görevdeler. Yakın bir zamanda sermaye artırımı yapıldı ve %100'e yakın da bir katılım oldu. Bu da çok güzel, gurur verici bir şey. Erdem ve ekibimiz nerede Galatasaray'ın bir ihtiyacı varsa anında oraya bitiyorlar. Dediği stat koltuk sayısı ve bakımlarının devam ettiğini, arttırımın olacağını, görevimizi ve sözlerimizi yerine getirmeye devam edeceğimizi belirtti. Ama asıl tabii ki konu Erden Timur'daydı. Onu orada konuşacağız. Dursun Başkan gülüyordu, neşeliydi, keyifliydi. Gördüğüm kadarıyla katılanlar da çok keyifliydi. Berat abi, seni de dinleyelim. Ya mükemmel bir sunum bence. Çünkü bize biliyorsun bir ay boyunca sorulan bütün sorulara güzel bir şekilde hepsine tek tek cevap vermiş. Hem sponsorluklarla ilgili konuşmuş, hem projelerle ilgili konuşmuş, hem Bankalar Birliği ile ilgili konuşmuş, hem stadın kapasitesi biliyorsun bize gelen, en çok gelen sorulardan bir tanesi. Onunla ilgili konuşmuş. Gerçekten çok doyurucu, çok güzel bir açıklama. Ve bu yönetim zaten her zaman nazar değmesin, her zaman söylüyoruz. Şu ana kadar Galatasaray'da gelmiş geçmiş en iyi çalışan yönetimlerden bir tanesi. Hiçbir şeyi boş bırakmıyorlar. Her şeyi hallediyorlar yani. Bir tarafa eğilelim de öbür tarafı işte biraz daha böyle ne bileyim geride kalsın olayı yok. Dört bir koldan liyakatla herkese görevlerini vermişler. Ve dört bir koldan da her şey güzel güzel ilerliyor. Tabii ki bazı aksaklıklar oluyor. Yani bunlar bürokratik engeller olabilir. Veya ne bileyim böyle ülkede biliyorsunuz bir de çok volatil bir durum var yani. Faizler bir artıyor, bir azalıyor, dolar bir çıkıyor, bir iniyor falan. O yüzden de bazı şeyleri öngöremiyorlar ama dediğim gibi genelde bu yönetimin icraatları ve çalışmaları benim çok çok hoşuma gidiyor. Çok doğru işler yapıyorlar. Büyüksün başkan. Ama daha önceki yaptığın hataları zerre yapmıyorsun. O yüzden ben gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Gelelim mi sihirli adama arkadaşlar? Gelelim mi gerçekten bayıldığımız insana? Bir de onu dinleyelim. Onun da tabii ki çok güzel açıklamaları oldu arkadaşlar. Ve en önemlisini söyleyeyim mi? Şşt Dolmabahçe dedi. Şşt TFF, Riva, şşt dedi Kadıköy. Aga, isterseniz UEFA'yı alın gelin. Her türlü denetimi yapın, biz buradayız dedi. Aynı şekilde Dolmabahçe ve Kadıköy, siz de hazır mısınız desek ne dersiniz? Çok merak ediyorum. Acaba nasıl düşünürsünüz? Yoksa güldür güldürdük gibi ava UEFA geldi topuk öyle mi yaparsınız? Onu da görürüz. Erden Timur, Hodri Meydan. Gönül Hanım 33 liralık bir süper sticker göndermiş. İlk süper etiketi. Çok teşekkür ederim. Ramazan bildirici adam iş yapıyor. Sağa sola laf sokma derdinde değiller. Cihan Ak ama arada sıra soksa iyi olur ya değil mi? Ama sokadan adam da bizde pek yok yani. Ben de senin seste kesilmeler, görüntüde donmalar oluyor. Benden bu sorun acaba senden bir dostlar yazarlarsa. Chat'te bir şey onlara da. Chat'te bir şey diyen olmadı. Var mı bir sorun arkadaşlar? Ya belki bendedir yani. O yüzden ben bir girip çıkarım olmazsa. Çünkü bayağı kesilme ve donmalar oluyor. Bir arkadaşlar yazarlarsa kimde problem olduğunu ona göre biz de reaksiyon gösteririz. Yok abi diyorlar. Ben devam edeyim. Olursa gene abi sen gir çık da yapabilirsin ama Holcim Meydanı okuyalım istersen. Yok abi Velat abi sende problem var diyor. Almanya'dandır o. Hastalığı o zaman bir girip, ya, bana girdirecek ki ya. Bir girip çıkayım o zaman benim konuştuklarım kötü o şey olur. O zaman ben o zamana kadar da bunları bir okumuş olayım arkadaşlara. Aynen. Tamam abi. Ben zaten dinledim ben onları zaten. O
yorumu da yaparım yani. Ya sen oku, benim umurumda değil diyor arkadaşlar. Özeti bu. Yok, yani. Umurumda da bu. Yani kaçırmayacağım ya, tamam, onu tamam, söyleyeyim. Takıldım, hadi git gel, git gel. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi burada aslında ana tema şuydu. Kiralık oyuncuların durumu. Yani kiralıkların Galatasaray bütçesine eklenmediğini ve dolayısıyla bir fayda sağlamadığını, o yüzden mümkün olduğunca kiralık olmayan oyuncuları almaya çalıştıklarını. İzmir'e yayın iyi geliyor. Ramazan, bugün de hava soğuk mu sıcak mı anlayamadık. Rıfat Şanlı kiricik girçik yaparsın Melat abi, girdi çıktı, tamam. Almanya'nın kötü bir şeyini bulduk, interneti SLL. Almanya'da kötü bir şey yok. Almanya bizi kıskanıyor. Aman Allah'ım. 2019-2020'de mesela örnek verdi. 5-6 tane kiralık oyuncumuz vardı. Bunlar Galatasaray bütçesine dahil edilmemişlerdi. Tabii senin olmayan oyuncu da senin bütçende olmuyor arkadaşlar. Şu an kiralık oyuncularımız minimum derecede. Çok güzeldi. Tabii ki bunlar kimler? Endombele ve Angelino. Ama onlar da satın alma hakkı kimde? Aga bizde. Sponsorlardan maaş desteğini söyledi. 10 milyon euro sponsorlardan destek var ki 49.1 milyon euro. Ben size 45 açıklamıştım. Demek ki diğer bazı eklentiler de varmış. 49 çıktı o rakam. Onun 10 milyonunu sponsorların karşıladığını belirtti. Beklentiler yükselince Endombele için bile fena değil diyenler oldu dedi. Evet, beklenti çok yükseldi. Bu sezon gelir bütçemiz 218 milyon euro ama Avrupa'daki bazı devlerle rekabet için bu bütçelerin arttırılması mutlaka gerekiyor. Kaynakların kullanılması lazım dedi. Türk futbol tarihinin en önemli kadrosu kuruldu dedi. Yani bir Melo, bir Snyder, bir Drogba'dan bizde 13 tane var dedi. Katılıyorum da. En çok gelir elde eden 20 kulüpten bir tanesiyiz. Eğer yayın gelirlerini çıkartırsanız gerçekten 10 kulüpten biri haline gelebilecek durumdayız. Çünkü Galatasaray borcunu çok yakın zamanda sıfırlayacak, göreceksiniz. Gider gelir oranında tarihin en düşük seviyesindeyiz. Çok önemli bir bilgi bu. Her türlü denetime hazırız. Kadıköy, Dolmabahçe, TFF, Riva, her türlü denetime hazırız. İsterse TFF veya UEFA lütfen bizi denetlesin. Bundan daha delikanlı bir meydan okuma olmaz. Duydun mu Ali Koç? Duydun mu Ahmet Nurçebi? Televizyonda şov yapmaya benzemiyor. Gel denetle diyor. Hadi gelsinler, denetlesinler. Her şey ortaya çıksın. Görelim bakalım ak mabat, kara mabat kimdeymiş. Ahlaklı bir iş yapmanın bu memlekette karşılığı bu eleştiriler olmamalıdır. İddiacılara kapımız da açık, kapımız da açık. Tüm vaktimi de vermeye hazırım. Boş konuşmasın kimse ifadeleri oldu. Lütfen gelin, buyurun dedi. Denetleyin. Bizde yalan yok. Sizde var mı Kadıköy? Sizde var mı Dolmabahçe? Riva, sizde var mı? Evet abi, ne dersin? Bak, Zamansız Kalan demiş ki günlerce maçı bekle, bayram gibi çocuklar gibi sevin demiş. Kayınpederler gelsin demiş. Maçı izleyemeyecek galiba. Fenerli midir nedir diyor kayınpederi için. Valla kusura bakmasın. Diyeceksin ki valla kayınpeder buyur istediğini ye iç, ben maçtayım diyeceksin aga. Hiç o kadar da değil yani. Evet. Evet, yani Erden Timur gerçekten arkadaşlar bugüne kadar Galatasaray'ın başına gelmiş en iyi insanlardan bir tanesidir. Ve hem Dursun Özbek hem Metin Öztürk, bütün konuşan, bütün yöneticiler, herkes, Galatasaray ile ilgisi olan herkes Erden Timur'un sadece transfer olaylarına değil, hem gelir hem gider, yani bütün olaylara, inşaat olaylarına baktığını, her işe koşturduğunu, adam yani onunla kalmıyor, gidiyor bir de deprem bölgesinde bir fiil, hem çalışıyor hem de oraya da çok büyük yardımlar yapıyor. Melek gibi bir adam. Tabii ki her insanın da bazı şeyleri olabilir, çok küçük kusurları olabilir. Ama tabii ki herkes dört dörtlük değildir ama dört dörtlüğe yakın adam gibi adam. Çok çok Galatasaray'a da büyük faydaları dokunmuş ve hala da dokunuyor. Ben yani birkaç sene sonra Galatasaray'ın başkanı olarak görüyorum kendisini. İnşallah da olur ve Galatasaray'a daha büyük de başarılar sağlar. Çünkü görüyorsunuz işte bir sürü transferde sihirbazlık yapmış, bir sürü futbolcuyu Ahmet Nur Çevi'nin o küçük eniştenin şaşırdığı rakamlara indirmiş ve gerçekten çok çok büyük. Hani böyle ticarette bir laf vardır, bir şeyi alırken kazanacaksın diye.
gerçekten de alırken çok muazzam kazançlar elde etmiş. Dünya starlarını bizim mesela finansal fair play problemi olduğu için serbest futbolcuları almak zorundaydık. Tabii ki diyor, bazıları hazır değildi diyor. Yani biz de zaten onu tahmin etmiştik. O yüzden de fazla da üzerlerine gitmemiştik yönetimin ve teknik heyetin. Ama dediğim gibi Erden Timur gerçekten mükemmel bir insan. Mükemmel işler yapıyor. Galatasaray'a her türlü yardımı yapıyor, her türlü hizmeti veriyor. Ve bu şey konusunda da küçük enişteye yaptığı kapak da muazzam bir kapaktı. Bizi zaten arkadaşlar bakın TFF, UEFA, özellikle TFF bu Koç Ali'nin güdümündeki TFF Galatasaray'ın bu tür şeylerini, alım satım şeylerini acayip böyle inceliyor arkadaşlar zaten. Bunlar denetim altında, kayıtlı kuyutlu işler. UEFA da bu konularda özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımları daha çok mercek altına alıyor. Çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi gibi elinde o kadar büyük bir pasta var ki o pastaya kesinlikle bozuk bir malzeme. Bakın Juventus'le bilmem nelerle çok büyük takımlarla uğraşmaları zaten bu yüzden. O pastanın kirlenmesini istemiyorlar. O pastanın her sene aynı kalitede çıkmasını istiyorlar. O yüzden de Galatasaray bu sene yani iki kere üç kere daha fazla denetim altında Erden Timur eli yükseltiyor bir de gelsin diyor bir de özel diyor yani. Bir kere daha diyor özel olarak bizi diyor incelesin. Yani küçük enişteye diyor ki o diyor paralara diyor o futbolcular diyor Galatasaray'ın adı yüzünden düştüler diyor. Ya Beşiktaş'tan 20 ister Galatasaray'dan 3 ister. Çünkü Galatasaray bir markadır. Galatasaray'a geldiğinde adam Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. İsmini bütün dünya duyacak. Beşiktaş'ta oynarken sinek ikili olacak demek istiyor. Yani küçük enişte bunu anla artık. Bunu anla artık. Tabii ki senden 20 ister Galatasaray'dan 5 ister adam. Evet, bu arada tabii ki Volkan'ım, onu dinledik. Yani Divan Başkanı'nın söylediği o cümleler gerçekten çok değerliydi. Yani çok önemli bir cümle söyledi, hatırlıyor musun Berat abi? Şey dedi, yani Galatasaray dedi büyük işlerle uğraşır, diğerleri anca dedikodularla uğraşır dedi. Yani bu onların zaten küçük olmasıyla alakalı ama yani gerçekten bizim Divan Başkanı'nın ağırlığına hayranım. Onu söyleyeyim ben size. Şimdi Beşiktaş'ın Divan Başkanı'nı tanımıyorum. Ama Fenerbahçe'nin Divan Başkanı Uğur Dündar nasıl bir adam artık herkes öğrendi. Yazıktır. Yani bu adam bir de bir zamanında gazeteci hüviyetiyle dinledik. Atatürk kimliğiyle, Atatürkçü kimliğiyle dinledik. Ben o günlerime üzülüyorum. Yazık, böyle bir insanı nasıl izlemişiz. Ama oldu artık. Yapacak bir şey yok. Divan Başkanımız çok kaliteli bir kapak koydu oraya. Artık gider alırlar sonra. Zamaz Kalem 10 milyar best üyeliği hediye etmiş. Bu arada Gönül Hanım'ın da o dileklerini çok çok memnunlukla okudum. Teşekkür ediyorum. Burada bazen chat'teki arkadaşların isimlerini zikrettiğimiz için ya çok zaman kaybediyorsunuz diyenler oldu. Ama dikkat ederseniz şu yayınlar içerisinde en dolu program yapan herhalde bizizdir. Her şeyiyle bakın tam teşekkürle hazırlanıp sizlere ne yansılarla ne bilgilerle geliyoruz. Çünkü bizim için asıl olan Galatasaray ve ondan sonra asıl olan ise sizin gibi Galatasaray'a gönül veren insanlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Zamansız Kalem'in hediyesi kimlere gitmiş? Alper Umut Çevlik, Doğukan, Ferhat Durmuş, Enes Küçük, Emrah Sert arkadaşlarımıza gitmiş. Levent Özçelik, Sercan Ahmet Sönmez, Baylerin, Mesut Özsoy, diğer bu hediyeden faydalanan arkadaşlarımız. Onu da belirtelim. Evet abi, bir divan toplantısı yapıldı Kemerburgaz'da. Yani artık oranın iç tesisatlarını yapmaya başlayacaklar ama senin de tahmin ettiğin gibi Ocak ayından önce Flora'yı terk etmek biraz zor gözüküyor ama çok güzel bir tesis geliyor. Bir de ondan sonrası var. Ne olacak? Hop da Florya tamamen de bize ait olduğu için artık orada diğer proje startı verecekler. Çok güzel günler geliyor. Ben Ocak ayında tüm borçların kapanacağını düşünmüyorum. Ama Galatasaray bunun için hem fon oluşturdu hem kaynak yaratıyor. Bunların hepsini temizlemeye çalışıyor. Şu anki görüntü itibariyle tarihin gördüğü en iyi yönetim arkadaşlar. Yanlış Evet, mıyım ben zaten? aynen. Yani katılıyorum. Gerçekten hepsi çok iyi çalışıyorlar.
Sadece yani o gelir gider olayları değil, sportif anlamda da gerçekten işi ehline vermişler. Her yerde işler çok çok güzel gitmeye başladı. Ve dediğim gibi ben 3-4 sene sonra Galatasaray'da bu sistem iyice oturduktan sonra her şey otomatiğe bağlanacak ve çok daha büyük şeyler, başarılar göreceğiz. Özellikle şu Bankalar Birliği'nden çıkıldığı zaman Galatasaray gelirlerini güzel bir şekilde harcamaya başladığı zaman ben daha da iyi işler yapacaklarını. Bir de biliyorsun daha kafadan bunlar bir fon oluşturdular. Öyle parayı da har vurup harman savurmayacaklar. O fonlarda birikip belli bir denetimlerden, belli bir izinlerden geçtikten sonra kullanılacak. O da Galatasaray'ın yaptığı en doğru işlerden biri. Yani bir başkan veya ne bileyim bir yönetici gelip de işte ya verin şuradan şu parayı falan diyemeyecek arkadaşlar. O Aynen. da çok çok büyük bir iş yani. Aynen. O çok büyük bir olay. Zaten 62-22 gereğince de artık başkanlar ve yönetim kurulu da anormal borçlardan sorumlu olacaklar. Ben senin fikrine katılıyorum. Kesinlikle Ramazan Bildirici. Ha, biz onlarla büyüdük dostum. Yani biz Uğur Dündar haberleriyle büyüdük. Ama yani haberci olmak ayrıdır. Hani ruh hastası, fanatik olmak ayrıdır. O yüzden onu anlatmaya çalıştım. Böyle değişik bir adam oldu. Yani bunu en iyi Yılmaz Özdil bilir herhalde. Ona sormak lazım. Bayern Münih'e veda eden Eyüp Aydın abi oraya bir Almanca mesaj paylaşım yaptı. Bunu Evet. da ben hiçbir halktan anlamadığım için sana direkt büyüttüm getirdim. Aynen. Ya ben hemen çevirisini yapayım. Çok güzel bir mesaj. Ben bunu ben de okudum. Sevgili diyor Bayern Münih taraftarları diyor. 6 sene sonunda diyor. Birlikte geçirdiğimiz 6 sene sonunda diyor. Artık veda zamanı geldi diyor. Ben diyor çok iyi hatırlıyorum buraya diyor. Geldiğimde diyor bu tesisler daha diyor 3 günlüktü diyor. Ve burada diyor çok çok güzel günlerimiz geçti diyor. Ama şimdi diyor artık diyor gitmenin ve yeni bir maceraya, yeni bir challenge'a başlamanın zamanıdır diyor. Bana diyor bu 6 senede verdiğiniz diyor yaptığınız bütün yardımlar için çok çok teşekkürler demiş. Öyle bir veda etmiş yani. Daha önce görev yaptığım bir Alman subay arkadaş var. Abi şeyde yaşıyor, Hamburg'da yaşıyor. Dün öyle bir sohbet falan ettik. Hani ben Münih'e geleceğimi falan bilgisini verdim ona. Gelebilirse buluşacağız. Bana şey dedi, sana bir şey söyleyeceğim, komiktir dedi. Hamburg'la şeyde, Schalke'de altyapıda 2-3 tane oyuncuyu söyledi. Sonra Bayern Münih'ten de Eyüp Aydın'ı söyledi. Biraz da Türklere yakın olduğu için. Eyüp Aydın hayranıydım ben dedi. Evet. Yani Ya ya ciddi misin hakikaten mi dedim. Gerçekten çok değerli bir oyuncu olacak. Bayern Münih nasıl saldı? Burada hala onu konuşuyoruz dediler. Yani bu şekilde açıklama yaptı. bizim teknik heyet, scout ekibi ve hoca da çok güveniyor ki biliyorsun 3 senelik anlaşma yapıldı. Çünkü Galatasaray 5 sene yapmak istiyordu. Ama babası ve kendisi 3 sene olmasını istemişler. Kendisi kendi kendine de güveniyor. Ben diyor yani 3 sene içerisinde çok büyük patlama yaparım, daha büyük maaşlar alabilirim diye. Öyle bir şey. Dediğim gibi Galatasaray bunu 3 senelik kontrat yapıyorsa demek ki önümüzdeki seneden itibaren daha sık kullanmaya başlayacak A takımda. Onu gösteriyor bu. Dediğim gibi yetenekli bir futbolcu. İnşallah kan uyuşmazlığı olmaz. Uyar Galatasaray'a. Kendi de çocukluktan beri de Galatasaraylı olduğu zaten aşikar. Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluk kutlamalarında da gelip bizzat orada bulunmuş bir kişi. O yüzden de harbi aslan geldi yani. Hayırlı uğurlu olsun. Ve bir diğer yeni aslanımız Davinson Sanchez. Biraz sonra size enteresan bir görüntü getireceğim. O görüntüleri de bize destek olup atan Volkan Tercanlı'ya teşekkür ediyorum. Welcome on board Davinson Sanchez. Abi açıklamaları gerçekten çok güzel. Ama öğrendiğim kadarıyla Falcao'dan fikir almış. Bir de İngiltere'de daha önce Türkiye'de oynayan birkaç oyuncudan fikir almış. Ve gerçekten de Galatasaray'ı bilen bir oyuncu. Hazır geldiğini biliyoruz ve imza atıldı. Sağlık kontrolleri harika geçti ve daha sonra ne yaptığını birazdan göstereceğim. Ama istersen şu bölümüyle ilgili bir şey demek istersen dinleyelim abi. Ya bence Davinson Sanchez çok çok büyük bir şey verdi, ipucu verdi. Dedi ki benim transferimde dedi 3 aydır uğraşan dedi herkese dedi çok çok teşekkürler ederim dedi. Yani
Davinson Sanchez öyle 2 günlük, 3 günlük, 1 haftalık panik transferi değil. 3 aydır demek ki bu transferle uğraşıyormuş Galatasaray. O yüzden de güzel bir kapak oldu Galatasaray'ın transferlerine. İşte 1 haftalık, 2 günlük panik transferleri. Ramos olmadı işte, bu oldu falan gibi. Dalga Sana. geçenlere de güzel bir kapak Peki oldu. sana ben o kapağın yanında bir soru daha sorayım. 2-2,5 aydır bu adamı gelme ihtimali en yüksek oyuncu diye veren kanalı biliyor musun? Evet. We are the best. We Ya. are the best Ya. Galatasaray. Peki abi bu Evet. adam ne yaptı? Sağlık kontrolü, imza ve Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bu adamlar geliyor. Niye hemen sahaya çıkmıyor diyen arkadaşlar nerede? Ah, Davinson Sanchez karşınızda. Buyurun Evet. konuşun. Bu fotoğrafları da sağ olsun Volkan'ım gönderdi. Buyurun arkadaşlar. Kapı Evet ya. gibi. Evet, herkes daha yani gece geleceğini söylüyordu. Adam gelmiş İstanbul'a. Sağlık kontrolünden yani çok gizli yapmışlar veya kimse farkına varamadı. Geldi adam, sağlık kontrolünden geçti. İdmana bile çıktı. Hayırlı uğurlu olsun dediğim gibi. Erden Timur'un dediği benim biraz önce unuttum, onu da söyleyeyim. Bir laf bu transferler konusunda çok çok etkiledi. Dedi ki Endombele'ye burun kıvırıyoruz dedi. Adam geçen sene dedi Napoli ile dedi 40 maça çıkmış dedi. Ve dedi çok üst düzey bir futbolcu. Öyle bir hale geldik ki dedi artık Galatasaray Onu taraftarı ben olarak verdim dedi. abi. Eh yani falan muhabbeti. Onu biliyorum. Verdim onu. Aynen. Onu Aynen. söyledim Yani söyledim. dediğim gibi çok önemli bir şey. Gerçekten bizi Galatasaray öyle yüksek çıtayı o kadar yukarı çekti ki artık gerçekten çok büyük futbolculara bile acaba mı diye burun kıvırmaya başladık. Bizde de var o kibir yani, onu da söyleyeyim yani. Abi şimdi bak bu seviye yükseltilmesi durumunu Fenerli Beşiktaşlı çevremdeki insanlar da kabul ediyor. Eğer Erden Timur bu tarz transferleri yapmamış olsa bu sene de bunlara gidiyor olmasaydı bu herifler zırnık almazdı böyle oyuncu diyerek herkes konuşuyor. Yani bak TFF Başkanı sana diyorum. TFF'yi de iyi bir incele. TFF Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nı bugün onu da getireceğim size. İnanılmaz bir maç vardı arkadaşlar. Sabah 7'de inanılmaz güzeldi. Porto Rico ile kızlarımız şov yaptılar. Onu da anlatacağız. Ama dediğim gibi ya bak işte böyledir arkadaş. TFF Başkanı dediğin adam olaya hakim olur, konuyu bilir. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Tekrar ediyorum. Davinson Sanchez antrenmanda ve çok formda ve geldiğinden de çok mutlu ve dipnot Florya'nın suyunu içti gene. Evet, aynen. Bravo. Evet abi şimdi Bu arada arkadaşlar bir hatırlatma yapalım. Lütfen like'lar gerçekten çok düşük kalıyor şu sıralar. Like tuşlarınız mı bozuk nedir anlamadım. Lütfen siz yani bizim güzel ailemiz like'ları her zaman hallederdi. Bakın like'lar parasız. Like'ları halledin arkadaşlar. Abone olmadan izleyenler abone olsunlar. O da parasız. Tabii ki maddi olarak bize nasıl destek vereceğinizi zaten biliyorsunuz. Şimdiden herkese çok teşekkürler. aynen. Bu arada Ali Dönmez'im TRT Spor'daydı ya. Nasıl izlemedin? Kaymak Bir de gibi maç bak getireceğim. He? ben bir şey duydum. Bir de yayınlar mesela 1.000 tane like'ı geçince birinci sayfaya atıyormuş YouTube otomatik olarak. Daha çok yani ön plana çıkarıyormuş. O yüzden de bizi birinci sayfaya taşıyın arkadaşlar artık Ya şu like aslında olayı da. şunu şöyle söyleyelim. Eğer takdir eder ve evet deyip onaylarlarsa her yükleneceğiniz like o Kadıköy'e bir çivi çakar arkadaşlar. Meraklanmayın. Aynen. Onu söyleyelim. Erdal Şirin haklısın dostum. Ramos bizim için kalite, tecrübe ve Avrupa reklamıydı. Ama yüksek maliyet ve yaş vardı. Kabul ama Davinson Sanchez tam bir performans. Bakın şu anda Tottenham seyircisi Davinson, Davinson diye ağlıyor. Dedektörlerle Davinson arıyorlar. Davinson nerede? Bulun. Davinson kayıptır, hükümsüzdür, polise ihbarlar. Niye? Asıl stoperleri sakatlandı ve ellerinde Davinson yok. O yüzden Davinson hoş gelsin diyelim. Hatta biliyorsun Kolombiya milli maçından sonra eşyaları toplamak için İngiltere'ye gitti. Tottenham taraftarları uçak takibi yapmışlar o Kolombiya'dan gelirken. Dur bakayım Süleyman bir şey dedi.
Sesi açık yayınlayabilirsin. Diyor, atayım ben de buraya. Yakalım diyor ha bu yayını. He. Anlık modum demiş. Dur bakalım. Anlık modu neymiş? Galatasaray halayıymış. Bunu başka abim bilir. Halay. Abim bilir bunu. Herhalde Galatasaray'la ilgili bir şeyler söylüyorlar. Ses gelmiyor ama. Abi şey Galatasaray tayfası güzel bir şey yapmışlar. Güzel. Artık ona göre de şey yapalım. Yayına devam edelim. Abim bilir bu. Şakir Şaharan şeyi mi aşireti mi neymiş ya? Yani Şanlı Galatasaray deyip de oynuyorlar. 6 numara. Günaydın Beknaz ama yine de tekrar hoş geldin dedik. Kime? Beknaz Almaz Bekov. Herhalde döndü dolaştı tilki. Kürtçü dükkanına döndü ve ya. U19'un U19 takımının arkadaşlar Avrupa maçlarında çok büyük bir koz olacaktır. Takımımızla 3 yıllık da sözleşme imzaladı Berat abi. Ya evet, Galatasaray zaten Beknaz Ata bir sene önceden teklifini yapmıştı. Beknaz'ın kararını bekliyordu. Beknaz da kararını Galatasaray'dan yöne verdi. Ben inşallah Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Ben Beknaz'ın yani merak ediyorum performansını, ne yapacağını. Bakalım inşallah kendisi bu ilerlemesini, bu şeyi kendini geliştirmeye devam eder ve ileride Galatasaray'ın futbolcusu olur. Şu anda tabii ki A takım seviyesinde değil, onu da söylemek gerekiyor. Dur, Volkan dayanamıyor, bir tane görsel atmış, Allah aşkına versene deyip duruyor. Tamam, veriyorum Volkan, dur. Hakikaten güzel de bir görsel. Evet, Ziyek çok özlediği birine görünce sarmaş dolaş sarılmış. Kim bu? Arkası dönük olan kim? Arkası dönük olan kim? Kim abi? Kilimci Körasan. Hakim Ziyek İngiltere'de kimle top oynadı? Ve kim geldi? Ya İngiltere'de şeyle oynadı. Kimle? Zaha'yla mı? Aynı takım olarak düşünme. He. Ya en şeyle Davinson Sanchez olabilir. Ndombele olabilir. Davinson'la abi. Evet. Hoş geldin bro. Hoş bulduk bro. Evet. Abi güzel bir sarılmayı da verdik arkadaşlar. Yani Ziyek'le Davinson. Baba ne haber? Geldik baba. Şurada su var, içebilirsin. Hayırlı geliyor diyorlar. İçeyim bari. 10 tane bir yerde besleyeceğiz zamansız kalemden. Güzel devrem. Sen bu aralar çok hediyeye yamanıyorsun ha. Haberin olsun. O Ulrike çıkmış. Ahmet Turgutlu. Yes Sir de çıkmış bak. Reşat Yılmaz, Team Star, İsa Erden Timur. Vay, Erden Timur'un iki de var. Erden Baba yayına gelsene. Burak Çevik, Merve, Aygül kardeşimize çıkmış. Bakayım Yiğit Zeyrek kardeşimize de çıkmış. Zamansız kaleme çok teşekkür ediyoruz. Sanchez, Ziyek birbirleriyle kavuştular ve artık İngiltere, Türkiye'de neler yapacağını görürüz. Valla bilmiyorum Mahsun Icardi ile mi çıkar, başkasıyla mı çıkar ama önemli olan o maçı almamız. Evet abi, şimdi sen bak, özellikle Japonya aslanımız da Arda Karaduman da Tadiş'le görünce sarılmasın da demiş. Tadiş'le de aynı takımda oynadılar biliyorsun. Ziyech. Doğru. Tadiş'le sarılır mı acaba ya? Gönlüm haklısın. Yani bakın şimdi bakın hikayenin özeti, bir daha söylüyorum. Galatasaray Fred'le görüştüğünde teklifi 7,5 milyardı. Buna Manchester neredeyse evet dedi. Ama Fenerbahçe isteyince ne oldu? Dediler ki ya 10 milyon istiyoruz. Onlar tamam biz sonra görüşelim dediler. Ertesi gün aradılar. Adamlar özür diliyorum 15 milyon istiyoruz dediler. Ertesi gün aradılar.
Fener 10 milyon vermişti. Ertesi gün aradıklarında 15'i veriyoruz deyip kabul etti. Zaten Manchester dedi ki ulan keriz bulmuşum. İki katına kakalıyorum. Al abi senin olsun. Fred iyi topçu. Kakalamaktan kastım rakam olarak diyorum. Onu da belirtelim. Hikaye bu. Bana zavallı gariban tipler hiç hikaye düzmesinler. 5 gün uçak orada nasıl bekliyordu bir tane oyuncuyu. Ona da öyle ya uçak gezmeye gitmiş. Bak bunu dedi bana. Uçak gezmeye gitmiş. Aynen. Uçak kendi kendine bile. Ama cümle bu otomatik abi. Bak abi Fenerbahçe uçağı gezmeye gitti. İçinde biri var mıydı bilmiyorum. Uçak ne yaptı? Gezmeye gitti. Abi ya bir yalan söylüyorsun. Altını doldur bari. Eşyalı eşek. De ki Fenerbahçelileri oraya tura götürdü de. Bir şey de yani. Yazık. Aynen. Ya. Evet. Pilot aldı götürdü. Satamadan getirdi. Evet abi. Senin özellikle yaz döneminin özeti dediğin görsel karşında ben de sana getirdim. Gelenler Mauro Icardi, Zaha, Ndombele kiralık olarak, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelino kiralık, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sıraşan Nas, Günay Güvenç, Hakim Ziyech, Tete ve Eyüp Aydın. Toplam 13 futbolcu, 11'i bizim oyuncumuz, ikisi kiralık, satın alma opsiyonu bizde. Gidenler malum arkadaşlar, tek tek saydırmayın ama kiralıkları söyleyeyim. Zaniolo kiralık ama gidecek. Taylan Antalyalı kiralık, Çıkaldağ kiralık ama gidecek. Emin Bayram kiralık dönecek. Yusuf Demir kiralık büyük bir ihtimal gidecek. Yunus Akgün kiralık büyük bir ihtimal gidecek. Matias Ross kiralık dönecek. Berkan Kutlu kiralık %50-50. Metehan Baltacı kiralık dönecek. Baran Aksaka kiralık dönecek. Batuhan Şen kiralık dönecek. Total 24 tane futbolcu size bu yaz döneminin hareket görseli, hareketliliği karşınızda. Berat abi ne diyecek onu da bir dinleyelim. Ya evet, şu anda Galatasaray geçen seneden başlayarak bu sene bu yönetim iki kere çok çok hızlı bir transfer dönemi geçirdi. Yaklaşık ikisinde toplam yanlış hatırlamıyorsam 27-30'a yakın futbolcu alındı. Artık bir dur demesi lazım. Galatasaray gerçekten bu gelir gider düzeylerini ayarlamak istiyorsa artık tamam, süper bir kadro kuruldu. Bence bu kadronun artık eksikleri, nokta atışı, bir tane iki tane futbolcu giden olursa onun yerini doldurma şeyinde o kadar, bir de genç yetenekler bulma şeyi kalıyor. O yüzden de ben artık Galatasaray'dan mesela kış transfer döneminde Ocak'ta bir 10 tane daha veya 7 tane 8 tane daha futbolcu almalarını istemem açıkçası, öyle söyleyeyim. Ya zaten yavaş yavaş bunlar da iyice oturursa yani birkaç tane transferle takım habire artık iskeleti devam ettirecek. Bu arada Volkan söylemiş ama diğer arkadaşlar da bunu zaten Berat abi bazı bilgilerini verdi. Yani Divan Kurulu, Ayhan Özmizrak gibi arkadaşlar yani bu teklifi niye yaptılarsa bilmiyorum. Hiçbir Galatasaraylı o Fenerlilerle aynı uçakta Bakü'ye veya planlanan neresiyse oraya Süper Kupa maçı yapmaya gitmez kardeşim. Bu bir saygı veya hürmet değildir. İki takımı aynı uçakta götürmek dünyanın da hiçbir yerinde yoktur. Onu da belirtelim abi. Ya aslında doğrusu bu. Olması gereken bu ama Türkiye'de artık bunun olması bence imkansız gibi bir şey. Çünkü çok çok karıştı ortalık. Abi herkes de... yani? Almanya'da Bayern Münih ile Dortmund aynı uçakta gider mi? Gider abi yani. Yani giderler. Ya, öyle şey yapar mı? Yapılır mı? Bunu zaten yapmazlar ki. Ya yapmazlar da yani. Yapmazlar ama mesela şey olsa, bir yere gidecek olsalar birisi rica etse falan giderler yani. Öyle hasım değiller. Sahada koru koruna mücadele ederler ama bir uçakta da birbirlerine girmezler. Ama bizimkiler uçakta birbirlerine girerler. O yüzden de olmaz yani. Öyle bak değil. Şimdi bak. Yani bir Real Madrid Barcelona birbirine girer. Bayern Münih Dortmund birbirine girer. Galatasaray Fenerbahçe birbirine girer. Yani bu tarz bir yolculuk falan teklif dahi edilemez, düşünülemez bile. Ben onu demek istiyorum. Yani evet, evet. Etik gibi yani görünüyor ama çok saçma abi. Yani öyle şey olmaz diye düşünüyorum. Evet, ya bir Türkiye'de de bu uçak seyahatleri konuşunca bu Güney Amerika'daki o takımın faciası geliyor aklıma, Allah muhafaza. Bak bugün Samsun'la oynayacağız. Samsun'un trafik kazasını hatırlıyorsun abi.
kaç futbolcu, kaç teknik adamını kaybetmişti. Hatırlamıyorum tam sayısını. Yani böyle bir anda iki takım birden de insan aklına başka şeyler geliyor. Allah muhafaza. Evet. Yani böyle bilmiyorum ama bence de mantıklı olan bir şey değil ama tabii ne diyeyim abi, yani bu ülkede birlik beraberliği sağlayamazsın Velet abi takımlar arasında. Çünkü herkes evet. birbirinin kötü gününden besleniyor. Özellikle bu küçük takımlar var ya, cikcikler. Onlar böyle besleniyorlar. Evet. İdman raporuna girmeyeceğim ama evet abi. Gönül Hanım gece şeyden sonra, maçtan sonra yayın olacak mı demiş. Yapacağız aynen. arkadaşlar. Aynen. Ama goygoy yayını değil mi? Ama goygoy yayını. Ya hem goygoy hem maçı da konuşuruz tabii ki bir belli bir bölümde. O yüzden de maç sonrası yayını olacak tabii ki arkadaşlar. Evet. Ben size güzel bir hazırlık yaptım. Süper Lig'de Galatasaray'ımızın maç değerleri Berat abi. Bu arada Polat Geyik kardeşim 22 lirayla abi Boya'ya zam yapmamız lazım. Kaçıp gidecek en son demiş. Arkadaşlar zam yapılması için konuşuluyor ama Boya, Nelson seneye zaten yoklar arkadaşlar. Gidecekler. Yani onlar kalmazlar. Birisi İngiltere, birisi Fransa hayali kuruyor ama ikisi de Türkiye'yi ve Galatasaray'ı taraftarı da çok seviyorlar. Onu söyleyeyim. Abi Galatasaray'ımız 3 maçta 1905 kere topla buluşuyor. Bak rakama dikkat. Vay 1905 be. Kere rekor Abdülkerim'de 218 kere. Evet. 1476 pasın 1161'i başarılı arkadaşlar. Rekor gene Abdülkerim'de 183 pasın 150'si başarılı. 84 ortada 34 başarı var ve Kerem'in 21'de 10 başarılı ortası rekor. İsabetli şutlar 47'de 13 isabetli şut arkadaşlar. 34'ü ceza alanı içinden, 13'ü dışından. Icardi 10 şutta 5 isabetle rekor. 36 şut pası var. Bunların 10 tanesi Kerem'e ait. 77 top kapma. Bakın rekor kimde? Görebiliyor musun Berat abi? Evet, Sergio da. Sergio 15 top kaparak en üst sırada arkadaşlar. 42 top uzaklaştırmada ben burada Nelson bekliyordum ama Abdülkerim çıktı gene. 11 top uzaklaştırma. 34 ara pasında 10 tanesi bakın kimden? Sasha Boy. 6 sarı kartımız var. Kalemize gelen 10 topun 10'u da kurtarılmış. 5 gol atıyoruz, 0 gol yiyoruz. Artı 5. Icardi 4 gol, Kerem 1 gol ve 2 asist var. Kimden? Gene Kerem'den. İşte Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 maçının özetini size getirdim. Ne dersin Melet abi? Evet, yani istatistikler yine gerçekten geçen sene biliyorsun bütün istatistiklerde lig genelinde ya bir ya ikinci sıradaydık. Çok güzeldi. Bu sene de öyle devam ediyor. Galatasaray'ın bir de şu var biliyorsun. Gol atma sorunu yok. Galatasaray gerçekten gol atabiliyor. Bunu da tabii ki çok çok iyi bir santraforu olmasına ben bağlıyorum. O yüzden de Galatasaray yine iyi başladı. Bence bu takımın hazır olmadığı, tam böyle çok büyük performanslar beklediğimiz futbolcuların da takıma girmediği sırayı bence çok iyi atlattı. Şampiyonlar Ligi'ne katıldı ön elemelerden. Yani hemen hemen hiçbir Türk takımının uzun yıllar yapmadığı işi yaptı. Ve ön elemelerden Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Tabii ki lige de iyi bir başlangıç yaptı bence. İki galibiyet bir beraberlik. O yüzden de Galatasaray'da şu anda her şey yolunda gidiyor. Bu akşam da Samsun maçını inşallah güzel bir oyun ve skorla alırız. Tabii ki hemen arkasından biliyorsunuz artık çat 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 gidiyor. Şampiyonlar Ligi maçımız var. Ondan sonra yine lig maçı. 3-4 günde bir maçlar yapmaya başlıyoruz. Ve dediğim gibi Galatasaray inşallah bütün tam kadro olarak sakatlığı belası bilmem nesi olmadan bu lige devam eder. Bu arada arkadaşlar akşam skorboardumuz var biliyorsunuz. Skorboardu artık alıştık söylemiyoruz hiç. Skorboardumuz var, meşhur skorboardumuz. Herkesi de bekliyoruz akşam.
Ondan sonra gece maç sonu yayını yaparız tabii ki. Aynen Kurtulay. Onunla ilgili bir pozisyon getireceğim. Vay Hayat Bahçem, güzel kardeşim. Seninkiler gene horoz gibi ötmeye başlamışlar. Ne yani, biz de iyi başladık. Bizim Deko Hoca ile konuşmuş. EYT'liğini askıya alacakmış. Ya bu bizim herhalde Hürkan Mürkan herhalde ya. Öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlar Avrupa'da 6 maç yapıldı. 6 maçtaki istatistikleri veriyorum şimdi size. 3441 topla buluşma. Berat abi en çok topla buluşan, bakınız en başa, Sasha Boy 384 top baba. 2542 pas veriyoruz. 2065'i isabetli pas. Gene rekor Abdülkerim'de 222 pasın 211'i isabetli arkadaşlar. 91 orta yapıyoruz. 29'u isabetli. Bakın bakalım rekor kimde? Kerem Aktürkoğlu 23'te 12. Yani kötü dediğimiz Kerem'in istatistiklerini görüyorsunuz değil mi? 3 maçtır kötü. Avrupa'da aksıyor bilmem ne. Yok arkadaşlar, kazına yararı değil. İzleyin. Abi 60 tane şutumuz var. 24'ü isabetli. Bunun 43 tanesi ceza alanı içinden, 17 tanesi ceza alanı dışından ve rekor Mertens'te Berat abi. O oynamıyor, işte koşmuyor diyen Mert, denilen Mertens 8 şutun 4'ünde isabet sağlıyor arkadaşlar. 44 şut pası var. Bunların 12 tanesini Kerem veriyor arkadaşlar. 166 top kapma var. Avrupa maçları bu. Unutmayın. Sasha 35 top kapıyor. 98 top uzaklaştırmada. Rekor Nelson'da. Ve Nelson 18 top uzaklaştırıyor. 58 ara pas veriliyor. Unutmayın Türkiye Ligi'nde de en çok ara pas veren Sasha'ydı. Dikkat edin burada kim gene? Sasha 9 tane ara pas veriyor. 9 sarı, bir kırmızı kartımız var. O da şanssızlık eseri. Torreira'nın gördüğü kırmızı kart. Abi kaleye gelen 19'un 15'i kurtarılıyor. 11 gol atıyoruz. 5 gol yiyoruz. Türkiye ve Avrupa'daki tüm istatistiklerimiz karşınızda arkadaşlar. Ya ben burada Sasha için bir şey söylemek istiyorum. Sasha'nın ne kadar Galatasaray için önemli ve ne kadar iyi bir yaşına rağmen ne kadar büyük bir sağ bek olduğunu gösteriyor. Ve şu anda da Sasha biliyorsunuz Galatasaray yeni sözleşme imzalatmaya çalışıyor. Başarabilirse imzalatacak, başaramazsa da Sasha önümüzdeki sene son senesine giriyor. O zaman yani istediğimiz fiyatları almamız zor olur. Demin bir dostumuz yazmıştı, kusura bakmasın. Adını şu anda hatırlayamadım. Ocak'ta o zaman satılır diye. Gerçekten biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi grup maçları var şimdi. Grup maçlarında çok iyi bir vitrin. Sasha'yı da çok böyle deve dikeni gibi çok çok büyük takımlar izliyor şu anda. Ve en büyük yani izleyenlerden bir tanesi de bizim rakiplerimizden Bayern Münih. Ve Manchester City, Liverpool, Arsenal gibi çok büyük takımlar izliyor. O yüzden de Sasha inşallah çok iyi bir performans gösterir, devam eder performansına. Ve en azından satılacaksa bile Galatasaray'ın istediği paralara satılır, onu söyleyeyim yani. Ama ne kadar büyük bir değere sahip olduğumuzun farkındasın değil mi abi? Aynen, yani bravo. Çok büyük bir değerimiz var. Galatasaray Yalçın, evet dostum, böyle bir sıkıntılı hakem ama... yani bu, biz bu hakemi de hallederiz, siz meraklanmayın. Bu takım halleder ama dediğim gibi Galatasaray yönetimi her şeyi mükemmel yapıyor ama ben de Berat abi bilmiyorum katılır mı, ki katılacaktır eminim, fikrini biliyorum. Yani bu konularda bence biraz böyle, bak biraz evvel Volkan bana gönderittiriyor abi bunları duydun mu diye. Bazılarını duydum, bazılarını duymadım sağ olsun. Ama bu kadar adice, bu kadar seviyesizce konuşma yapanların da haddini bildirmek gerekiyor sayın yönetimim. Bunu nasıl bildirirsiniz bilmiyorum. İsterseniz siz konuşmayın ama gitsin hukukçularınız bunlara ne yapacaksa yapsınlar. Çünkü Kadıköy grubu artık çingenle demeyelim, rezilliğin zirvesini görmüş durumdalar. Battılar, bataklığın içinde onlar. Unutmasınlar. Zamansız Kalem 5 VR'de Best üyeliği göndermiş. Kardeşimiz her zamanki gibi destek oluyor. Sizler de VR'de Best grubuna, VR'de Best ailesine ne olur destek olun. Bu kanalı büyütün. O Kadıköy'e, o Dolmabahçe'ye, o Riva'ya, o başka yerlere, herkese haddini bildirelim. Biz çünkü Galatasaray için varız. Galatasaray yoksa biz de yokuz. Veysel, Torgut Alp, Osman Mert, Replay, Nostra, Ahmet Çetinkaya, vay kardeşim, HYT'ye,
çıkmış HYT'li gibi çıkmış. Çok teşekkür ediyoruz zamansız kalem kardeşim. Abi yerli yani Süper Lig'deki ve Avrupa'daki maçlardan sonra da şunu da göstereyim mi bilmiyorum ama bunu sonra da değerlendirebiliriz. Tamamının Galatasaray ortalamasını getirdim ama sonra yapalım. İstersen sana şöyle bir haber getireyim. Güzel bir haberle de devam edelim yayınımızı. Kim bu? Isabella. Kimin kızı? Evet. Icardi'nin güzel kızı. Okulda başlamış tabii ki. Lay 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 lay. Isabella okulda ve sanıyorum annesi de sürekli okula gidip geliyormuş. Şanslı okul. Icardi'yi de mutlaka yakından göreceklerdir bir ara. Bilemiyorum nerede. Herhalde site içinde bir yerdedir değil mi abi? Hadi Isabella evet. Türkçe öğren bakalım da bir konuş sen. Baban pek konuşamıyor. Beceremedi. Beceriksiz. Hadi görüşürüz diyelim. Evet abi. Bu arada bir kamu spotu daha vereyim. Ramazan Şahin, Azerbaycanlı kardeşlerimiz bunu mutlaka duymuşlardır. Bu Eskişehir'de oynanan milli maçta Azerbaycan bayrağı biliyorsun 3. ülke bayrakları yasaklanmıştı. Neden nasıl böyle bir karar aldılarsa. Azerbaycan bayrağıyla gelen bir arkadaşın elindeki bayrağı alıp katlayıp yani 3 kere öpüp kenarıya düzgünce koyup ona ne kadar büyük bir değer verdiğini gösteren bu polis memuru Ramazan Şahin kardeşimizi de arkadaşlar yürekten tebrik ediyorum. Zaten Azerbaycan'dan da galiba tebrikler gelmiş ama ben bunu getirmek istedim. Çok duygulandım, çok da hoşuma evet. Gitti. Bir şey der misin? Yok yani de güzel bir fotoğraf, güzel bir şey olmuş. Onu söyleyeyim. Yalnız benim Mr. Great Desire biraz yorumunu ben beğenmedim dostumuzun. Gerçekten bir yani tanımasak Fenerli falan derim yani Mr. Great Desire'a. Demiş ki 25 yaşındaki Emmanuel Dennis'i getirmiş Başakşehir. Bizim gibi 30 yaşındaki adamı 10 milyon euroya verip de PSG tarafından kazıklanmamış. Senin o 30 yaşında dediğin 10 milyon euroluk adam o 25 yaşındaki Dennis gibi 25 tane adamı alır üst üste koyar. En üstüne de Mr. Great Desire'ı da koyar. Gollerini atar öyle söyleyeyim yani ne diyeyim. O zaman ben o dediğinize bir de görselle katkıda bulunayım. Halbuki ben o haberi getirmiştim. Nasıl getirdim ama dedim ki şaşkalozlar Galatasaray'ın büyüklüğü karşısında ezileceksiniz dedim. Neden? Bakın o getirdiğini söylediğiniz o adam hangi formayla antrenman yapıyor? Aynen, aynen. Ben bu haberi hazırladım Great Desire. Bak hangi formayla hem de yeni forma. Hangi formayla antrenman yapıyor? İşte aynen. Bu, özür dilerim abi bitireyim. O kendilerini yükseltmeye çalışıp her geçen gün bataklığa batan ve gene bir sürü aptalca cümleler kullanan Kadıköy ve grubu ve o Dolmabahçe grubu kimin büyük olduğunu bak bu resim bile sana anlatır. Bu adamın Galatasaray'la alakası yok ama adam Galatasaray formasıyla geziyor. Galatasaray formasıyla antrenman yapıyor. Helal hoş olsun. Başakşehir'de de güzel maçlar çıkarsın. Şimdi ne diyeceksiniz peki? Evet. Başakşehir'de bir aslan var. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Bak adam ya Fenerler kullanır bak bunu. Fenerler kullanır bu fotoğrafı. İyi oynamasın bizim maçta. Kullanacakları şeyleri ben buradaki bilmem ne shop'tan gönderirim ben. Adamın asabını bozmasınlar. Bu adam bak bu adam bir sürü ünlü futbolcu, ünlü sanatçı, siyaset adamı. Bu adamlar Galatasaray formasıyla geziyorlar. Senin formanla değil. Dingil Begoviç. Anladın mı lan? Parayla adam olunmuyor. Burayla adam olunuyor. Burayla. Biz cimbomluyuz. İşte bu da büyüklüğümüz. Al sana kapak. Devam ediyorum. Sevgili Gırgır Tayfa Channel dostumuz da bir soru sormuş. Hoş gelmiş kendisi. Onu da çok seviyoruz. Erol dostumuzu. Bence o Mustafa yani Kürşat Tümay'ı ben altyapıda kullanacağımızı bu sene düşünüyorum dostum. Aynen. Aynen abi. Aynen. Bir borçlar ne zaman biter bilmiyorum ama en azından bir yıl daha var dostum onu söyleyeyim. Gırgır Tayfa Channel gelmiş. Velat abi Kıvanç abi bu Silivri Spor'da aldığımız 30
100 gol atıp tarihe geçen Mustafa, ona mı cevap verdin sen? Ya ona cevap verdim. Tamamdır, ona. Hoş geldin dostum. Evet arkadaşlar, dün gerçekten üst sırayı ilgilendiren bir Bundesliga maçı vardı. Hazır Bundesligacıyı da yakalamışım, bir şey göstereceğim. Bayern Leverkusen Bayern Münih'e konuk oldu. Burada Allianz Arena'da nasıl bir ortamla karşılaşacağımızda ben 90 dakika izledim. Artık hazırlıkları yapıyoruz Hanslarla güreşmeye Velet abi. Ama daha son dakikalarda Leverkusen'in kazandığı penaltı. Bak 3-2'ye getirdi Bayern Münih. Karar doğruydu. Offside, iptal doğru. Arkadaş bu nasıl bir penaltıdır? 1 ve 2. sıranın maçında Velet abi. Şey verdi mi bu penaltıyı? Verdi. Hem bu hakem vermedi. VAR çağırdı. Gitti. Ekrana baktı. Bak şurada gördüğün gibi saydım. 3, 4, 5, 5. saniyede geldi penaltı dedi. Ya abi yok. Yani Türkiye'deki hakemleri eleştiriyoruz. Hakikaten kalitelerini konuşuyoruz ama bana söyler misin abi? Adamın çok iki ayağı yerde ve Leverkusen'le oyuncu kendini takıyor ve penaltı alıyor. Maçı 2-2'ye getiriyor. Ya yazık. Çok yanlış. Yanlış bir karar yani. Hayatta penaltı değil. Çünkü belli yani. Adam kendini takıyor. Dediğin gibi adamın ayakları yerde. Yani buna penaltı almak da denmez. Bu kesinlikle penaltı değil. Bunu veren, hatta VAR'a bakıp veren hakem de gerçekten ya şeyin akrabasıdır, Mete Kalkavan'ın falan, ya da hakem değildir yani, öyle söyleyeyim. Abi şaşırdım kaldım. Yok dedim ya, vermez herhalde dedim. Bir baktım VAR çağırıyor. Hakem devam dedi yoksa. Abi o kadar belli ki. Hani hatırlıyor musunuz bu pozisyonu? Ben size bir örnek vereyim. Trabzon'da maç yapıyoruz. Dansville savunmada Mertens top atıldı direkt. Ayağını önüne attı. Dansville topa müdahale edilmedi ama iki ayağı yerdeydi. Mertens ayağını çarptırıp kendini yere attı. Penaltı istedi. Verilir verilmez. Aynısı, hatta ondan çok daha masumu ve Bundesliga'nın 1 ve 2. sıradaki takımlarının maçında bir de Bayern Münih'e karşı. Ben şaşırdım. Velet abi. Evet. 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 Samsun maçı 11'i yapalım isterseniz. Ama yani Alman Ligi'nde böyle bir karar. Vallahi bilmiyorum Velet abi. Yani sürekli oluyor mu böyle? Ben özellikle yok, izlediğim için. Yani arada sırada oluyor. Arada sırada, hatta yani bir maç vardı yakın zamanda. Geçen sezon hatırlayamıyorum hangi maçta. Böyle 2-3 kere penaltı verdi hakem. Ondan sonra gitti baktı falan, döndü möndü. Ama gerçekten bunu VAR'a bakıp da veren hakem bence fazla da ya gözü karardı orada ya böyle beyni tıkandı. Yani buna penaltı verilmez abi bir kere. Bak sen bir hakem değilsin. Değil diyorsun. Eminim arkadaşlar da aynı. Ben Bayern Münih taraftarı da değilim. Umurumda da değil. Hatta Leverkusen olsun. Her sene aynı şampiyon olmaz abi. Ama şaşırdım. Evet abi. Samsun maçı var bu akşam. Arkadaşlar hakem sırtına vurup indirdiği için verdi penaltıyı. Yok dostum yok. Hiçbir şey yok orada. Elle bak. Şurada temaslara bak. Şu temaslara bak. Böyle bir temasta hiçbir oyuncu böyle düşmez. Hiçbir şekilde. Bu tamamen sahtekarlık. Onu söyleyeyim. Bak vurdu diyorsun ya, istersen bunu bir daha izle. Benle aynı fikir olacaksın. Abi Galatasaray Samsun Spor maçının şöyle bir değerlendirmesini senle yapalım. Ve arkadaşlara da bu bilgileri de vermeye devam edelim tabii ki. Bulursam Galatasaray taktik sağa. Samsun evet. Neredesin ya? Bir şey, sen yorumlara bak istersen de ben şunu bulayım ya. Bakayım. Doğan Taş demiş Bundesliga'da bu bir iki kere oluyor. Bir hafta fiyasko yaşanıyor. Evet yani çok gerçekten Bundesliga'da da her sene 3-4 tane fahiş hata yapılıyor. Katılıyorum dostum, haklısın. Valla ben fikrimi söyledim Vedat abi. Bir daha izleyin. Benim dediğim gibi izleyin. Eğer penaltı diyorsanız saygım sonsuz ama çok komik. Yani çok komik. Orhan Gazi de demiş Leverkusen Münih'ten iyiydi bence demiş. İyiydi değil mi? Bir tane Bruno Fais mi? Adamların forveti. Leverkusen'in. Evet. Bak o Bruno Fais Galatasaray'da olsa şu golleri kaçırsaydı
yemin ediyorum şu an taraftar soy sop gidiyordu adama. Onlar ne abi ya? Nasıl kaçırıyor golleri ya? Evet. Vay vay. Şey, Harry Kane'in kaçırdığı golü gördün mü? Kalecinin ayak ucundan dışarıya çıktı. Abi yani hadi bir tane o. Ama Bruno Fayes dediğin adam kaç tane net pozisyonu tavanlara çaktı ya. Evet. Bir rekazi 8 de insanın olduğu her yerde hata olur demiş. Ama bak şimdi bak. Hakem bu kararı verir, hata olur. Kabul. VAR bu kararı verirse ben ona hata demem. Yanlış mıyım? Evet, doğru. Evet abi. Galatasaray Samsun Spor. Samsun'un tabii ki Taylan ve Nicham sakat. Onu biliyoruz ama Samsun tarafıyla ilgilenmiyoruz. Onları akşam görürüz. Bir mesaj okunmalı demiş İkardiyolog. İkardiyolog da bugünlerde amma trip atıyor ya. Vallahi öldürecek bu çocuk beni ya. Bir mesaj yaz okumayan Kıvancın Allah canını alsın. Hemen okuyacağım söz. Galatasaray Yalçın restiymiş aha yandık beyler demiş. Kitle dışı Süleyman abi daha büyük troll demiş. Vay Süleyman değil. Hiç kimse Havin'den büyük troll olamaz arkadaşlar söyleyeyim. Arda Karaduman Fener'de 18 yabancı falan vardı. En son ne oldu acaba? İki tane oyuncuyu gönderdi. En son baktım getiririm şeyden sonra. Yazmıştım. Oh bir daha yaz. Ölmezsin ya. Onu da getiririm ben gösteririm. Son yabancı durumlarını takımların ben düzenledim. Getiririm. Evet abi. Ya evet öyle bizim ben bizim kadronun bugün Okan Hoca'nın bizim asıl şeyde açayım. Nasıl istiyorsan. Aynen bizim şeyde aç. Ben Gaziantep Spor maçına çıkan kadronun çıkacağını hemen hemen yani düşünüyorum emin gibiyim ama tek bir değişiklik olursa da Tete ile Ziyech değişikliği olabilir ama o da çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum İkilik yani. İkilik 11 olmaz Velet abi. Aynen. Bak ikinci yani, yarı. Yani bir sürpriz olacaksa o sürpriz olur diye düşünüyorum. İkinci yarı bana göre Mertens, Kerem Demirbay'ı çıkartır. Ya şimdi Samsun otobüsü çekecek ya o yüzden ben set oyunu olacak diye oyun kurucu bir sağ açıkla yani oynayabileceğini düşündüğüm için Ziyech eğer gerçekten hazırsa Ziyech biliyorsun set oyununu daha iyi oynayabilen ve kilidi daha iyi açabilecek bir futbolcu olduğu için ben onu tercih edebileceğini ama dediğim gibi %80 bu kadro %20'de Ziyech Tete'nin yerine sadece bir değişiklik olur yani. Ben %90-95 diyorum Velat abi. Yani bu şekilde. İkinci yarı onları alır. Evet şimdi sordunuz gösterelim. Fenerbahçe'deki kadro yapısını hemen gösterelim. Sonra da birkaç soru alalım. Abi Velat abi yayınımızda yavaş yavaş ama tabii biraz daha devam edebiliriz tabii ki de sana bağlı olarak yok, devam yok. edelim. Yok yani akşam skorboardta yapacağımız için dinlenelim. Gece yayını anonsunu da yapsın abi. Evet gece de yapacağız. Skorboard da yapacağız. Bugün yorucu bir gün olacağı için öğlen yayınını biraz kısa tutalım. Ama dediğim gibi skorboard'a ve gece yayınını herkesi bekliyoruz tabii ki. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'nin şu anki durumu bu. 33 tane futbolcu var. 17 yabancı. Diğer 2 taneyi ne yapacak bilmiyorum. Mesela Crespo'yu ve Lincoln'u çıkartmak istiyor. Nasıl halledecek onu bilemem. Fenerbahçe'deki durum bu. Bakalım soracağınız bir yer var mı? Sanırım yok. Nazım Sangare'yi de çıkartabilir bilmiyorum. Ama kaleye bir yabancı almakla 9+2 için bize de birazcık destek olmuş durumda. Beşiktaş'ın son durumunu göstereyim Velat abi. Artık dünden sonraki son durumu. Trabzon atak yaptı. Onu da göstereceğim biraz sonra. Oyuncu sayıları bakın Fenerbahçe'de 33 tane var mesela. 17'si yabancı. Belki bir tanesi mavi kart olur mu? Kim olur? Hiçbirisi olmaz herhalde. Nazım Sangare Türk müydü ya? O Türk o. O zaman 16 abi. Milli takımda bile tamam, oynuyor. Tamam, yok doğru. O direkt aklıma yeni geldi. O zaman 16 yabancısı var. Şimdi o zaten Nazım Sangare'yi vermedi mi onlar? Verdiler yok, diye biliyorum. Hala kadrosunda gözüküyor. Verdiyse haberim yok. Beşiktaş'ta 32 tane futbolcu var. 14+1 yabancısı mevcut. Bu artı bir de Zaynutdinov. Bu mavi kartlı oyuncu herhalde bu olacak diye düşünüyorum.
Trabzon'da göstereyim arkadaşlar. Güncel hali bu abi. Söyleyeceğim bir şey var mı burada? Yok yani dediğim gibi ben... Abu Bakar ne olur onu da bilmem. Abu Bakar meselesi onların meselesi. Şimdi bir de Trabzon'u göstereyim. Abu Bakar'ı çocuğun hastalığı yüzünden gelmedi diyorlar. Bazıları da başka işler var diyorlar orada. Abu Bakar'da başka yani. İşler var Velet abi. Benim duyduğum, bak bu tamamen duyum, hiçbir net bilgi değil. Bir Arap teklifiyle ilgilendiğine dair. Beşiktaş'ın da başına ne gelirse bu Araplardan geliyor. Evet, Trabzon'da durum bu. 34 tane futbolcusu var. 16'sı yabancı Velet abi. Burada Edin Visca'yı gönderdiğini duydum ama ne olduğunu bilmiyorum. Edin Visca ile ilgili. Mesela bir şey söyleyeyim. Afrika Kupası zamanında Edin Visca'yı da gönderdiğini düşünürsek sağ kanadı yok. Pepe gidiyor. Örnek. Trabzon'da son durum bu. Evet. Ya Trabzon son 3 yani bir haftada falan 10 günde gerçekten önemli isimleri de kattı kadrosuna. Bakalım ben 4 takımında önemli kadrolar kurduğunu özellikle Türkiye Süper Ligi'nin üzerinde ben 4 takım ve diğerleri diye bu sene olacak diye düşünüyorum. Gerçi Başakşehir de belki bir şeyler yapabilir. Ama dediğim gibi şu anda 4 büyüklerin yani bu işi bu sene aralarında halledeceğini düşünüyorum. Tabii ki en kaliteli kadro da Galatasaray'da, onu da söylemek isterim. Ve tabii ki yayın sonunda hem sorulara bakalım birkaç tane hem de diyelim ki topunuz gelseniz bir Galatasaray etmiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden herkes bir çizgisini bilsin ve bu orada burada ahkam keserek bazı açıklamaları artık bu kimdi bu herifin ismi? Buran mıydı? Neydi o herifin ismi? Onlar böyle Burak Kızılhan. Bu tarz tipler lütfen artık konuşmaları dikkat edin. Haddinizi bilin. Ya yemin ediyorum bak Galatasaray altında bir ezilirsiniz. Bir daha gün yüzü görmezsiniz. Spora düşünün. Spora odaklanın. Takımınıza konsantre olun. Ne alt ediyorsanız orada yapın. Ama Galatasaray'la uğraşmayın. Vallahi yerin yedi kat dibinde nasıl yanacağınızı herkes görür o zaman. Evet abi, sorular varsa alalım. Adana Trabzon'dan çok daha iyi bu yıldı. Bu arada Adana Balotelli'yi getirdi geriye, biliyorsunuz değil mi? Öyleymiş. Adana Demirspor, evet onu da unuttum. O da bu sene iddialı olabilir ama dediğim gibi onların bir yani şampiyonluk bir kültürü olmadığı için, bir yarışma kültürü olmadığı için yani sonuna kadar götüremezler diye düşünüyorum. Ama Avrupa'da olmamaları onları diri tutacaktır. Çünkü çok geniş bir kadroları yok. Dediğim gibi Adana Demirspor'u da sayabiliriz 5 takım olarak. Onu da hak veriyorum. Yani. Abi kart dedim ama doğrudur. Şimdi bu Türk Cumhuriyetlerinden gelenler artı birden sayılıyor ya. Ben ona hep mavi kart diyorum. Ağzım öyle alışmış. Anladım Suat, doğru söylüyorsun. Ama oradan gelen de o artı bir işte. Öyle söyleyelim. Daha iyi herhalde açıklayıcı olmuş olur. Ağız alışkanlığı, kusura bakma. Şey dedim ya Beşiktaş'taki bir oyuncu için. Neydi? Kustinson evet. Muydu? Neydi? Öyle bir şey. Onu da geçen Beşiktaş maçında neden kırmızı kart görmediği merak konusu. Hakemler bize güvenin diyorsunuz MHK başkanı ama pozisyonlar ortada. Bak çıkıyor Burak Kızılhan gibi tipler. Ahkam kesiyor. Tehdit savuruyor. Ahmet Nur Çebi gibi başkanlar çıkıyor. Galatasaray'a 50 tane laf sayıyor. Ama benim başkanım ve yöneticim çıkıyor diyor ki buyurun hepiniz gelin tüm kontrolleri yapın diyor. Yürek var mı? Bunu diyecek adam var mı o Fener'de Beşiktaş'ta? Hadi bakalım o zaman diyelim biz size adam. Alkışlayalım ama demeyeceğimizi de biliyoruz. Evet abi böyle. Evet. Güzel bir yayın oldu bilmiyorum. Takdir eder mi arkadaşlar ve güzel bir yayını izlediklerini düşünüyorlar mı? Ama inanın çok hazırlanıyoruz. Çok inceliyoruz. Çok çok değerli bilgilerle gelmeye çalışıyoruz. Diyebileceklerim bu kadar ama hepinizi çok seviyoruz. Akşam scoreboard'tayız. Beraber maç yayını yapacağız. Ve gece de sanıyorum 1.15'ti. Süleyman bir daha yazmadı ama 1.15'te de Nevizade geceleri gibi sohbetvari ve biraz da maçın değerlendirmesiyle karşınızda olacağız arkadaşlar. Hepiniz harikasınız.
like sayısı çok düşük kaldı ama transfer dönemi bitti. Bizimle işiniz bitti değil mi? Görüşürüz, sizleri seviyorum Berat abi. Evet, ben de yani bizim Icardi için 30 yaşında çok büyük para verdik diye Mr. Great Desire gibi düşünenler varsa onlara söyleyeceğim tek şey, Icardi bir günde o parayı çıkardı arkadaşlar. Icardi keşke yani dünyada bütün takımların Icardi gibi bir futbolcusu olsa. O yüzden de ben Icardi'nin Galatasaray'a çok çok büyük işler yaptığını, yani şu anda bile o paranın çok çok büyük, Galatasaray demin açıklandı, başkanı söyledi, 200 milyon dolar dedi gelirimiz var dedi, rekor kırdık dedi. Ya bu gelirler öyle şeyden gelmiyor arkadaşlar. Icardi gibi adamları getirirsen bu gelirler olur. Sponsor bulursun, reklam bulursun, dünyada markan büyür, etkileşim alırsın. Her türlü Icardi'yi gören, mesela Ndombele Icardi'yi görmese kadroda gelmez. Ondan sonra Ziyech görmese gelmez. Onlar diyor ya Icardi bile burada diyorlar, biz de gidelim diyorlar. O yüzden de Icardi Galatasaray'ın gerçekten Erdem Timur'la beraber başına gelmiş en büyük işlerden, en büyük güzel şeylerden bir tanesidir. O yüzden de tadını çıkarın arkadaşlar. Böyle yaşına, parasına, marasına hiç bakmayın. Sizleri çok seviyoruz. Akşam Skorbox'ta bekliyoruz. Sen cümleyi bitirdin mi? Direkt Süleyman Keser. Süleyman, bir daha paylaşım verir misin ya? Çok özür dileyerek bu haberi de bir daha vereyim de ondan sonra geçelim Melat abi. Kıvanç abi, Varakim, Serkan Tokat. Duydum Mahsun, duydum. Arkadaşlar bakın, yani bu kanalda milli takım da olsa her şeyi de paylaşıyoruz. Ben sabahleyin Puerto Rico'yu gerçekten ezici bir oyunla 3-0 yenen kızlarımızı yürekten alkışlıyorum. Yarın sanıyorum Bulgaristan'la maçları var, gene sabah erken vakitte. Gerçekten abi bir tebrik göndermeden kapatmayalım istedim. Hepinizi çok seviyoruz. Arkanızdayız kızlar diyorum. Sen çok ilgilenmiyorsun ama bir şey demek ister misin Murat abi? Yok, ben gurur duyuyoruz. İlgilenmesek bile gerçekten bu kızlarımız özellikle belki de bize voleybolu da çok sevdirecekler. Her gittikleri yerde çok büyük fark yaratıp büyük başarılara imza atıyorlar. Dünya şampiyonu oldular, Avrupa şampiyonu oldular hemen hemen bir ay içerisinde. Ve şimdi de olimpiyatlara katılmaya hak kazanacaklar. Ve olimpiyatları abi, özür dilerim, düzelteyim. Olimpiyatlara aslında hemen hemen kesin katılıyorlar da ama o gururla gitsinler. Yani tüm maçlarını alarak gitsinler. Aynen. Çünkü eğer tüm maçları kaybederse gitmeme durumu vardı. Ama daha şimdiden bir galibiyet geldi bile. Artık hayırlısı olsun. Kızlarımıza laf atanlar da yerin dibine girsin. Unutmayın, Türkiye sporla güçlüdür. Türk insanı sporu sever. Kızlarımız her zaman başımızın tacıdır. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı, destek olmayı, bir yardım besti her yere iletmeyi sakın unutmayın. Sizler büyük insanlarsınız çünkü gerçekten Galatasaraylı olmak büyük bir ayrıcalık arkadaşlar. Evet, Skorboard'a gelin arkadaşlar. Televizyondan seyredin, bizden dinleyin. Sevgili Kıvanç'tan dinleyin. Kıvanç gerçekten hem muhabbet oluyor hem de çok iyi anlatıyor maçları. Çok iyi de tespitleri de oluyor devre aralarında. O yüzden Skorboard'a bekliyoruz hepinizi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.